Herkese selamünaleyküm. Aleykümselam. Uzun zamandır video çekemiyoruz. Hem yoktu, eşim yoktu, kendisi yoktu. Hem de çekip kaydedildik. Hem moralimiz yoktu, hem Evet. onu düşünecek durumumuz yoktu. Zor zamanlardan geçiyoruz. Bizim neslinde herhalde karşılaşacağı imtihanlar bunlar olacak diye düşünmeye başladık Evet. artık. Nasıl dedelerimiz savaşlar gördüyse biz de bu tür afetler görecek miyiz? Bunu kabul etmeli miyiz? Kuraklık, kıtlık. Evet. Allah nasip etmesin inşallah öyle şeyler de. Evet. Gene de varsa imtihanımızda olacağız yani bu imtihanı. Evet. Bu yüzden imanımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Ramazan geliyor. Ramazan bu Evet. anlamda bizim için çok büyük bir fırsat. Hem zamanımızın bereketi hem ruhumuzun o hale dönüşmesi. Çünkü Ramazan'da normalde tutulan oruç çok zor gelirken Ramazan'da zor gelmez. Ramazan'da çoğu ibadet zor gelmez. Daha bir şekilde yaparız. Bu anlamda Ramazan'ı inşallah fırsat bilelim. İmanımızı bu tür afetlere, bu tür hayatımızdaki herhangi bir imtihana karşı daha kolay atlatabilmek için bir hazırlık olsun diye dua edelim. Bu İnşallah. şekilde biz kendi imtihanlarımız açısından böyle niyet ediyoruz ve Ramazan'a bu şekilde başlamak istiyoruz. O yüzden de Ramazan'da okumak istediğimiz kitaplar videosu olsun istedik bununla ilgili. Dilersen başlayalım. Başlayalım. Ağır Buradan kitaplar başlayalım. seçtik. Aynen oradan başlayalım. Riyazu Salihin. Biz bunu yeni aldık bu Sempatik seriyi. boy. Sempatik bayağı sempatik boy. Bu hani herhalde küçük boyun da bir altı mı o? Evet, cep boyu gibi bir şey oluyor artık Şöyle bu. göstereyim. Ama yazıları normal yazılarla aynı. Yaklaşabiliyor muyum bilmiyorum şu an bir Şöyle uğraşabilirsen. göstereyim. Heh, sen yaklaşsan daha iyi olur. Böyle hani içeriğinin gayet de şöyle gözükebiliyor, okunabiliyor. Bu anlamda güzel ve taşınabilmesi, her yerde taşınabilmesi güzel. Ben nasip olursa hani böyle güzelce Yani altın çizgisi de Ramazan dolu okumak geçirmek istiyorum. istiyoruz inşallah Allah nasip ederse. İnşallah Evet. olursa, Evet. yapabilirsek, Yapabilirsek evet. nefsimize yenilmezsek ya da herhangi başka bir imtihanla karşılaşmazsak Evet. yapmak istiyoruz. Beraber okuyacağımız bir şey bu. Evet, aynen öyle. Sadece Biz Ramazan hazırlık olsun diye biraz önceden, bir hafta öncesinde Nurettin Yıldız'ın Riyazu Salihin derslerine başladık. Günlük bir 30 dakikalık, hatta Nurettin Hoca'yı bilmiyorum, bilenleriniz varsa biraz çok yavaş. yavaş konuşan birisi, Allah ondan razı olsun. Biz onu 1,5 hızla, 1,75 hızla falan YouTube'da dinliyoruz. bir buçuk hıza getirip O o şekilde şekilde. dinliyoruz. En azından çocuklarımız bunu dinlerken bizi görüyorlar. Onlar da buna alışıyorlar. Biz de 15 dakika, 20 Zaten dakika dede kendimizi diyorlar. dede diyorlar, Nur Yani Nur dede. dede. Nur dede diyorlar. Bu şekilde Riyazu Salih'in okumalarımızı da o paralellikte devam ettirmek istiyoruz bu Yani en azından seriyle. bir cildi bitirirsek. Evet, aynen öyle. İnşallah Bizim için Allah nasip kârdır. ederse güzel olur. Aynen öyle, inşallah bakalım. Şöyle devam edeyim. Bu birinci kitabımız olsun. Bunu yine yakın zamanda aldık. Alışveriş videosu olarak çekmek isteyemedik. Yani vaktimiz olmadı ona da. Mevdudi'nin Tefhimül Kur'an'ı. Benim üniversiteden beri çok almak istediğim bir tefsir kitabı. Tefsir. Nurettin, Tefsirin ne olduğunu gerçek bilmeyen var mı? evet, Var mı şimdi onu da muhtemelen? söylemiş olalım. Aynen öyle. Hani biz mesela bir ayet görüyoruz. Kur'an meali mutlaka elimiz birimiz almıştır mutlaka. Ve hani Ya en başta aldığımızda Elhamdülillahi Rabbil Alemin. hem Sen bunu öyle, yaşadın. aynen öyle. Ya hangi ayetin hangi olay üzerine indiğini öğrendiğimizde bizim o ayetle ilgili imanımız daha da bir teslimiyete ilerliyor. Vay be, bunun üzerine inmiş, demek bunu olmuş diye. Mesela hani Kur'an'da mesela çok ayet arda arda geldiğinde alakasızmış gibi durabiliyor. Ama siz tefsiri okuduğunuzda bu ayetlerin hiç de birbiriyle alakası olmadığını, birbiri içinde çok güzel bir düzenle olduğunu anlıyorsunuz ve bununla ilgili nice tefsirler var. Ama bu tefsirlerin de sahih hadisler ve yine diğer ayetlerle tefsirinin olması gerekiyor. Ben bu anlamda Tefhimül Kur'an'ı, yani Mevdudi'nin tefsirini çok Yani seviyorum. Mevdudi, Allah rahmet eylesin, 1942'de yazmaya başlamış, kitabın arkasında belirtiyor bu bilgiyi. 1972'de tamamlamış yani. Evet, 30 yıllık. 30 yıl yani bu şeyin eserlerin tam kaç cildi bizdeki? 7 cilt bizdeki. 7 cilt. Hı, evet. Yani uzun bir süreç araştırmalar sonucu biten bir şey. Hani oturup kitap yazım değil. Hani oturup kitabını tabi uzun yıllar yazanlar da var ama Evet. oturup da hani bir yılda da yazarsın kitabı. Evet. Ama bu araştırman gerek. Evet. Kendinden değil yani bu. Kesinlikle. Ya kendi Kesinlikle. ilminde vardır ama o ilmi de tabii ki de dışarıdan alıyor. Tabii. Ve hani Mevdudi'nin hitap ettiği insanlar çok daha böyle
esnaf kesimi, böyle aristokrat, profesörler vesaireler değil. O anlamda herkesin okuyabileceği, herkesin de anlayabileceği bir dilde yazmış. Yani ben Mevdudi'nin daha önceki kitaplarını da önermiştim biliyorsunuz. Gelin Müslüman alalım, şiddetle önermeye her zaman devam edeceğim. Bu anlamda tefsiri de aynı şekilde. Böyle açıklayıcı ve böyle rahat. Daha önce okudum, evet, PDF olarak okudum. Ama şunu da söyleyebilirim size. Türk biri olsun ya, bizden biri olsun, bizim adetimizi bilsin istiyorsanız da, paranız da yetiyorsa Ali Küçük Hoca'yı şiddetle tavsiye ediyorum. Paranız yetmiyorsa YouTube'dan videolarını izleyebilirsiniz. 1500 civarında, 1500-1700 lira civarlarında. Ali Küçük Hoca'nın tefsirini dinlemenizi bilhassa tavsiye ederim. Belki çevrenizde işte teyzeleriniz, neneleriniz bilen vardır. Çünkü zamanında Ali Küçük Hoca radyolarda konuşan bir tefsir hocasıymış. Hatta Ali Sağır Hoca, Sağır Hoca diye geçiyormuş. Sağır küçük demek aslında. Ama Türkiye'de Sağır Sağır diye de millet onu Sağır demiş. Sağır Hoca, Sağır Hoca diye geçiyor. O şekilde bileniniz de varsa Ali Küçük Hoca'yı da tavsiye ederim. Ramazan boyunca yemek yaparken, evinizin işini yaparken tefsirini bence oturup bizzat dinlemeniz daha iyi olur. Ama okumak isterseniz de bu tefsiri Kur'an'ı ben okuyacağım. Size de bu anlamda tavsiye ediyorum daha önce okuduğum için. İnşallah biz bitirmeye çalışırız. Niyetimiz ya, evet. Artık okuyabiliriz. Yani sonuçta yani. Ne kazansak bizim için kârdır. Bir şeyde hedef de koymak istemiyorum. Evet, aynen öyle. Çünkü ama hedef koyarsak da daha böyle... Şöyle de bir şey var. Şimdi farklı ibadetler de yapabiliriz zamanında. Tabii tabii, aynen öyle. Sadece okumaktan ziyade farklı ibadetler de var ya, ondan evet. Dolayı hedef de koymak istemiyorum elime kendime. Doğru, doğru, haklısın. Ben biraz koyarsam daha iyi olabilirim diye düşünüyorum. Bakalım, yani düzenli okursam günlük 20 sayfa bayağı bir okuma gerektiriyor zaten. Bunları 20 sayfa okusam bayağı götürürüm inşallah. İbrahim Kalın, bu ay İslami kitaplar okumak istediğim için, İbrahim Kalın da böyle ufkumu genişletebileceğini düşündüğüm için, çünkü konuşmaları gerçekten çok ufuk açıcı. Gök Kubbe'nin Altında kitabını da bu ayda okur muyum acaba diye seçtiğim bir kitap oldu. Bilmiyorum, okur muyum okumaz mıyım, sadece ekledim, bakalım nasip. Hani önceliğim değil ama belki okurum diye. Ravi de bir hadis aliminin, ravi rivayet eden kişi, hadis rivayet eden kişi demektir. Hadis rivayet edenle ilgili onun hayatını, ilim yolcusunun aslında bir serüvenini anlatan bir kitap. Mı? Evet, romanlaştırmışlar anladığım kadarıyla. Herkes çok beğeniyordu bu kitabı okuyanlar. Ben de bu yüzden hem de bu ilmi çok sevdiğim için hem de Ramazan'da güzel bir yolculuk olur diye düşünüyorum. Hem hadis okurken onların da bir hayat hikayelerini görmüş olurum diye düşündüm. Ondan bu kitabı seçtim. Bakalım nasip olursa okumak niyetimiz var. Ketebeden çıkma. Fatma Bayram Hoca'yı çoğu hanım tanır. Gerçekten güzel tespitleri, güzel açıklamaları, güzel tefsirleri var. 6 dakika kitabını ben ilk defa okuyacağım Fatma Bayram Hoca'yı. Daha önce dinlediğim dersleri oldu. 6 dakika kitabını da Ramazan'da okurum niyetiyle seçtim. Bakalım okuyabilecek miyim? Kısa kısaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir içerine bakabilir misin? Sanki kısa kısa açıklamalar vardı böyle. Hani 5'er dakika, 6'er dakika gerçekten galiba yazdılar ki 6 dakika diye alıvermiş diye düşünüyorum, bilmiyorum. Bu şekilde tarih tarih bir günlükmüş gibi onları yazmış. Ben de nasipse Ramazan'da sıkılmam diye düşündüğüm için bu kitabı seçtim. Evet, böyle. Tarihler de var içerisinde. İrade terbiyesi, zaman kontrolü ve günlük manevi program diye geçiyor. Daha önce bunlarla ilgili kitaplar okudum. Ama ben bu tür kitapların sık sık okunması gerektiğini taraftarıyım. Çünkü hemen biz yamuluyoruz. Yani gerçekten tabiri caizse yamuluyoruz. Direkt düzelttiğimiz hareketlerimiz, duruşumuz, tavrımız yamulabiliyor. Bu anlamda ben kendimi ara ara bu tür kitaplar okumaya çalışıyorum. Ve bu anlamda teşvik etmeye çalışıyorum. Bakalım Ramazan'da da inşallah okuyabilirim inşallah diye düşünüyorum. Hayırlısı. Ömer Faruk Dönmez, Dervişan. Ömer Faruk Dönmez'den daha önce Hamza kitabını, ondan sonra bir yazarın neydi, bir yazarla ilgili bir kitabı vardı, şu an unuttum. Onu okudum. O ikisi de çok iyiydi. Yani Ömer Faruk Dönmez... Ölü bir yazarın mıydı, neydi? Ölü bir yazarın anlatıları mıydı, hatıraları mıydı, neydi, öyle bir şeydi. Bak ben de hatırlamıyorum şimdi. Çok iyi. Yani kitabın içeriğinden az önce eşim soruyor, hani bu kitap ne anlatıyor falan diyorum. Ne anlattığı önemli değil ama adam çok güzel anlatıyor. Çok güzel vurgular yapıyor. Çok güzel vurdurmalar yapıyor. Bu anlamda ben çok seviyorum. Dervişan'ı da yakın zamanda Gamze arkadaşım okumuştu, tavsiye etmişti. Ben de nasipse istiyordum. Okuyacağım inşallah. Bu da Fatma Barbarosoğlu'nun Fatma Aliye'yi anlattığı Uzak Ülke kitabı. Bu kitapta da Fatma Aliye'den bahsediyormuş. Ben Fatma Aliye ile ilgili kitapları aldım ama henüz okumadım. Önce kendisini tanımak, yani bu kitabı okumak ve sonrasında Fatma Aliye'nin düşüncelerini okumak istiyorum. Onunla ilgili çok sıcak düşüncelerim var. Çünkü başka okumalarda kendisinin birkaç görüşlerine tevafuk etmiştim. Ve çok hoşuma gitmişti. Bu yüzden zaten kitaplarını da edinmiştim.
bu kitabı da okumak için çok heyecanlıyım. İnşallah Ramazan'da okuyabilirim. Bakalım, bilmiyorum. Yani niyetim var. İslami okumalar yapmak istediğim için, bu hanımı da tanımak istediğim için, o dönemde güzel bir direniş gösterip, edebiyat yapıp bunu alanında güzel anlattığını bildiğim için Fatma Aliye'yi tanımak istiyorum. Bakalım, inşallah yakından tanırım ve sizlere tavsiye ederim diye ümit ediyorum. Fatma Bayvarsoğlu'nun daha önce bir kitabını okudum hatırlıyorum ama şu an ismi aklımda değil. Hayat-ı Sahabe'ye gelelim. Hayat-ı Sahabe kitabını da yeni aldık. Siz bunu da görmediniz. Yüksel Yayıncılık'tan çıkmış. Bu baskı galiba yeni. Başladık da elhamdülillah. Dediğimiz gibi Ramazan hazırlığımız başladığı için biz her gün bir bölüm okuma şeklinde ilerliyoruz. Bu kitabı da inşallah ailecek okuyoruz. İnşallah biter. Şu an çünkü güzel başladık. İyi gidiyoruz. Bereketli oluyor gerçekten. Burada da sahabelerden, Aleyhisselatü Vesselam'ın onlarla diyaloglarından alıntılar var. Yine içeriğini göstermek istersen çünkü çok da parlıyor. Şöyle başlık başlık sizi yormayacak şekilde kısa kısa anlatımlarla bizi çok memnun eden konular var. Çok memnun oluyoruz. Aa, bu böyleydi falan diyoruz. Mesela dün akşam bir mevzu vardı. Biz bu hadisi böyle bilmiyorduk dediğimiz hadisler çıktı. Çok güzel kaynakları da adlarında mutlaka belirtilmiş. Bu anlamda kıymetli buluyorum. Daha önce ben okumuştum aslında bir 6-7 yıl öncesine kadar. Bitirmiştim bu 4 cildi. Ama nasipse kendi evimize almak nasip oldu. O zaman kütüphaneden almıştım. Bu şekilde i̇nşallah, tekrar başladık. İnşallah biter. İnşallah biter. İnşallah bize bir şeyler katar. İnşallah hayatımıza. Bu kitapta bir aslında siyer kitabı okumak niyetindeyim ama şu an siyer okuyacağım kitap burada değil, herhalde ofiste kaldı. Bunu buldum, bunu okuyabilirim diye düşündüm. Bu bir zamanlar Ufka Yolculuk Yarışması vardı. Daha önce bahsetmişimdir mutlaka. Onun peygamberler tarihini anlatan yarışma kitabıydı. Ama daha öncesinde de ben bu kitabı çok tesadüf etmiştim ve çok görmüştüm birçok insanda. Herkes bu kitabı çok beğenmişti. Ben nasip olup okuyamamıştım. Niyetim var. İnşallah burada da peygamberlerimizi... Evet, peygamber anlatıyor. Çok da uzun tutmamış, güzel tutmuş gibi geldi bana. Ama herkes bu kitabı çok beğenmişti. Ona çok iyi hatırlıyorum. Nasip olursa Ramazan'da bu kitabı da başlayıp bitirir miyim bilmiyorum ama başlamak niyetim var. Evet, nasip o. Şimdi çocuğumu nasıl terbiye ederim? Bu kitap da Mustafa El Adevi'nin kitabı. Bir arkadaşım tavsiyesiyle sevgi içinde bir sürü çocuklarla ilgili ne arıyorsan, yetiştirmeyle alakalı ne arıyorsan var demişti. Ben bu zamana kadar bir türlü nasip olup okuyamamıştım. Ramazan'da bunu da büyük bir fırsat diye düşündüm. Yakın zamanda yani bunu inşallah okuyacağım. Yani niyetim o. Ciddi anlamda bu kesin. İnşallah. Hani diğerlerini okur muyum bilmiyorum diyor ama bunu listeme kesin olarak aldım inşallah. Şöyle güzelce okuyup çocuklarımıza inşallah aktarabiliriz. Bol bol dualı bir kitap oldu. Şey oldu. Ben okumayı niyet ettim inşallah. Evet. Hanım önerdi. Evet, Hamza güzeldir. Yani normal bir roman okuyacağımı düşünmüyorum Ramazan'da. Evet. Ara vereceğiz inşallah. Evet. Bunu okuyacağım. Hadi hayırlısı. Yani zaten Hayat-ı Sahabe var. Zaten çalışıyorsun zaten da. Çalışıyorum. Mesai çalışıyorum. İnşallah mukabele yaparız. Bu da i̇nşallah var. İnşallah yapabilirsin. Meal okuyacağız. Onu yani onu da ben artık serviste yaparım diye düşünüyorum. Evet, genelde öyle yapıyorum. Zor olur da. Evet, eve geldikten sonra çünkü farklı okumalarımız oluyor. Okumalarımız olacak. Farklı evet. İbadetler olacak. Artık serviste kulaklarımızı açarız. Evet. Allah nasip ederse okuruz. Eyvallah. O şekilde inşallah okuruz. Dediğimiz gibi meal de önemli. Onlar şimdi dursun. Bir şu tarafa geçelim. Onu sonra artık. Videosunu ayrı çekelim. Buna gelelim. Şimdi Ramazan'da sizler ne okumak? Yani bize ne sorarsınız? Soracak olsanız tabii öyle bir soracak bir makam mıyız bilmiyorum ama biz ne tavsiye ederiz diyelim daha iyi olur. Meal olarak ya ben mutlaka hiç daha önce meal okumadıysanız meal tavsiye ediyorum. Bu meallerde hani birçok yerde dilleri ağır olan oluyor. Şöyle Mevdudin burada evet. Ama ben Diyanet Vakfı'nda ben okurum mesela. Severim Diyanet Vakfı'nı. Evet, yani. O da güzeldir. Daha açıklayıcı böyle. Ama bak bunu sen hiç okumadın o yüzden ödüyorsun. Bunun da altında açıklamalar var. Sanki ufak tefsirimsi bir açıklamalar olmuş. Benim o anlamda çok hoşuma gitmişti. Ben bu meali kimse bilmez. Ben bunu kendim keşfetmiştim. İnkılap Yayınları var Fatih'te. Bilmiyorum bileniniz var mı? Oradan almıştım. Bunun daha büyük boyları da var ama yakın zamanda bir arkadaşımla kardeşi vefat etmişti. Annesine hediye ettik. O yüzden yok o da. O anlamda bunun daha büyük versiyonları var. Onları tavsiye ederim. Ben de olmadığı için şu an gösteremiyorum. Ama bunun da dediğim gibi istersen yine sayfalarını aç bir yakınlaştıralım. Bir gör istersen göster. Böyle altında açıklamalar var. Ayetler içinde parantezde açıklamayı daha da genişletmiş. Bakın mesela bu sayfa. Alt kısmında ben şunu geniş şey yapabiliyorum. Açıklama yazıyor ya şurada. Evet ama her meal bu kadar açıklama olmayabiliyor. Dediğim gibi devam ediyorum.
Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunu burada bırakalım. Bu aklınıza bulunsun arkadaşlar. Ve bir de bu internet aleminde ilk Instagram'ın çok tavsiye ettiği bir meal oldu bu da. Ben Feyzullah Furkan'ı çok çok yıllar önce, yani 2013 senesiydi, 10 yıl öncesindeydi, arkadaşım vermişti. Allah ondan razı olsun. Onun vesilesiyle edinmiştim. Bayağı da güzel okumalar yapmıştık. Hepimiz çok beğenmiştik çünkü çok güzel açıklamaları vardı. Yeni basınlar böyle mi bilmiyorum. Bendeki dediğim gibi 2013 senesinden kalma bir baskı. Ama açıklamaları çok güzeldi. Çok anlatı... Bundan bir de hatıra kaldı. Ya evet, o bizim odamızda asılıydı. Yetimlerle ilgili. Subhanallah. Evet. Yetimlerle ilgili bir şeydi, pas, ne denir ona? Şu an hatırlamıyorum. Kartpostal. Evet. Yetimlerimiz vardı o zamanlar. Bak şimdi aslında güzel bir konuya girdin aslında. Neyse. Bu güzel bir meal. Evet, aynen öyle. Güzel bir meal. Bunu da artık herkes biliyor. Ben de tavsiye etmiş olayım. Ama Mevdudin mealini farklı olarak tavsiye ediyorum. Şimdi tefsirden bahsettik az önce. Hani elimize kocaman bir tefsir alıp okuyamayız diyorsanız, kısa surelerin tefsiri var böyle. İnkılap mıydı, insan yayınları mıydı? O insan yayınlarından çıkma. Mevdudin'in gene. Kısa surelerin tefsiri var. Aynen öyle. Sureler. Aynen, namazda okuduğumuz süreler. Şimdi güzelmiş. Hani namaz kılmıyorsanız yani. Bile, evet, namaz kılmıyorsanız bile lütfen Ramazan'da başlayın, niyet edin. Ve buna daim ettirmeye çalışın. Bu anlamda kısa surelerin çok tefsiri büyük çok büyük bir fırsat. Yani birçok insan Ramazan'da Allah'a yöneliyor. Evet. İslam'a yöneliyor ve sonra da o kalıyor onda. Ramazan Müslüman olmayalım. Evet. O yüzden aynen. Devam ettirenlerden olalım. Yani, duamız olsun. Temizlenme ayı hepimiz için. İnşallah Allah kabul ederse tabii. Evet. Bakalım inşallah. Herkese tebliğ ediyoruz buradan bunu. Evet, kesinlikle. Yani namazımızı niyet edelim. Bu anlamda oruç şeytanlar... Oruç temizliyor insanı. Evet. O da var. Gerçekten çok farklı. Ramazan orucu gerçekten çok farklı. Evet. Yani çok yardımcı oluyor o konuda. Evet. Dirilmeye sebebiyet veriyor yani. Evet, aynen öyle. Ve namazda okuduğumuz sürelerin anlamını bilmek namazımızı daha bir güzelleştiriyor. Mesela bir de Fatiha suresi, Dua suresi, İnşirah, Tin, Alak suresi, Kader suresi, Beyine suresi, Zilzal bir şekilde şeye kadar. Evet, bu sure. Felak, Nas, İhlas hepsi var. Hepsi var. Güzel. Çok güzel. Aynen. Tam böyle namaz namazı tatlandırmak için. Aynen, olur. Oku. Bir de ne diyecektim şu an? Namazınız size zor geliyorsa çok güzel bir tavsiyem var. Tek onu yapsanız bile yeterli. Namazı yavaş kılın. Gerçekten namazı yavaş kıldığınızda namazdan tat alıyorsunuz. Bunu mutlaka tavsiye ederim. Siz de yaşayın ve bilin. Ben kendim yaşayarak bunu fark ettim. Ne zaman namaz zor gelse namazı yavaş kılacağım diye niyet ediyorum. Ve gerçekten namazım çok lezzetli hale geliyor. Üzerine bir de ne okuduğumuzu bilirsek namazda, nasıl haykırdığımızı, neyi istediğimizi bilirsek işte o zaman daha da bir güzel olabilir diye düşünüyorum kendi adımıza. Evet, şimdi bu kitabı tavsiye etmedi bir Ramazan olmaz herhalde diye düşündüğüm için bunu da mutlaka ekledim. Mevdudi gene. Gelin Müslüman olalım. Bu kitabı mutlaka edinin ve okuyun. Daha hangi videoda ne kadar daha söylemem gerekiyor bilmiyorum ama herkese döndürüp okutasım var. Özellikle bilinçlenmek adına. Ben eskiden okuduğumu hatırlıyorum yani. Ya çok yani biz bilgiyi bilen bir toplumuz. Hele bu zamanda elimizin altında bilgi var ama bilinçli değiliz. Bu kitap bilinçlenmemizi, sorgulamamızı sağlıyor. Ben bu anlamda bu kitabı bu yüzden çok tavsiye ediyorum. Pınar Yayınları baskısı olduğunu bizzat yine söyleyeyim. Düşün Yayıncılık'tan çıkan kitapla bu kitabın alakası yok. Çok alakasız. Düşün Yayıncılığı'nın keşke adını değiştirseydi o kitabı. Yani yine Mevdudin'in bir kitabı ama bu kitapla alakası yok. Onu mutlaka belirtmiş olalım. Dediğim gibi İslami kavramların çoğu bu kitapta da var. Hatta namazlarla ilgili en son kısımda da önemli kısımlar var. Ezanla ilgili, ezan ne dedi? Az önce ezan okundu. Durdurup beklemek isterdik ama çocuklarımız uyuyor. Birazdan uyanmaları çok mümkün. O yüzden devam ettik. Kusura da bakmayın. Hani ezan ne diyor? Namaz ne diyor? İslam ne diyor? Tevhid ne diyor? La ilahe illallah ne diyor? Gibi birçok kavramın anlamı bu kitapta mevcut. Bu da Ebu Gütte'nin kitabı Zamanın Kıymeti. Zamanımızı kıymetlendirmek için, Ramazan'ı kıymetlendirmek için alimlerin nasıl bunu yaptıklarını anlatan bir kitap. Ben bunu çok öncesinde okumuştum. Çok bana faydası olmuştu. İnşallah sizin de faydası olur. Edinmek isterseniz faydası olacaktır. İnanıyorum. Dijital Minimalizm. Bu da Cal Newport'un kitabı. Bu da ekran bağımlılığı, teknoloji, telefon, internet, Instagram vesaire gibi bu bağımlılığımız, hayatımız olan bu dijitallerden. Şimdi bir zamanlar gözümüz ikide bir telefona kaymadan dostlarımızla uzun uzun sohbet edebiliyorduk. Evet.
Aynen öyle. Doğru. Yani ben bu kitabı dedim ki 2-3 yıl önce okudum. Gerçekten tavsiye ediyorum. En azından Ramazan bizim için güzel bir vesile, güzel bir oruç, güzel bir diyet olur. Bu anlamda bunu evet tavsiye ediyorum bu kadar. İnşallah. Evet. Şimdi bunu da yani şimdi belki de nasıl Kur'an okumak istemez. Hani şeytan çünkü bunu teşvik ediyor. Kur'an'ı okumak ve anlamak Gazali'den olduğu için Sufi kitap galiba baskısı ama Gazali Kur'an'ı okumanın onun bize faydasının ve işte kalbimizdeki yarattığı etkiyi anlatan kısa kısa hadisler ve işte birçok ayetlerle bunu anlatıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ben bunu yazın okumuştum. Hatırlar mısınız? Takip edenleriniz varsa bilmiyorum. O anlamda bu da Ramazan okumalarınızı ekleyebileceğiniz bir kitaptır diye düşündüm. Numan Alihan'ı daha önce internetten takip edeniniz, videolarını göreniniz vardır mutlaka. Ben keşke bütün videoları kitaplaştırılsa da okusam diye düşünüyorum. Çünkü video izlemek bana daha zor geliyor. Kitap okumak daha lezzetli geliyor. Bu da yine Numan Alihan'ın Kur'an'la ilgili ufak ufak tefsir yaptığı bir kitap. Hatta ben yakın zamanda bunun Bakara, yeni zamanda kitap çıktı. Bakara suresinin tefsiri diye. İlk 36 ayet mi neydi? O kitabını aldım. Belki Ramazan'da okurum diye ama bakalım bilmiyorum. Bu anlamda Diriz Kalbini kitabını kalplerin dirilmesi için güzel bir vesile olarak gördüm. Tavsiye ediyorum. En azından tefsire giriş anlamında ya tefsir dediğin nedir acaba dediğiniz için bu kitap güzel olabilir. Eğer öyle bir şey diyorsanız. Ben roman okumak istiyorum. Romansız Ramazan geçiremem diyorsanız da yine İslami bir roman olsun diyorsanız da ben Zeynep Gazali'nin Zindan Hatıraları kitabını çok tavsiye ederim. Zeynep Gazali tanır mısınız bilmiyorum ama Mısır zindanlarında büyük imtihanlar yaşamış bir alime hanımdır. Bir mücadele eden kadındır. Mücadeleci bir kadındır. Bu anlamda zindandaki yaşadıklarını anlatıyor. Ramazan'da yüreğiniz kaldırabilir mi bilmiyorum ama bence bayağı şey ama biraz etkileyici yani. Çok etkileyici bir kitap. Okumadım ama duydum. Çok etkileyici bir kitap. Belki sen de okursun. O anlamda. Yok, ben okumam yani. Okumaz ben mısın? Şey oluyorum biraz. Etkileniyorum. Rahatsız çok. Oluyorum. Etkilenmekten ya da rahatsız oluyorum yani. Yapacak bir şey olmayınca doğru. Bu da Şifa-i Şerif. Bu kahverengi kitapları artık hepimiz görüyoruzdur Instagram'da. İslami şeyler ne takip ediyorsak. Ne? Kağıdına. Şeyine, kabına. Çok güzel ya. Termocit. Termocit galiba. Yaşar Kandemir. Evet kağıdı, kalitesi çok güzel bunlar. Ben bunları kaç sene önce almıştım ve ya, okumuşum değil mi? Ben altları çizdim onu. Bunu okumuş olmam lazım diye hatırlıyorum ben. Birçok yerde altını çizmişimdir. Daha kızımız olmamıştı. Daha kızımızın hastalığından önce okumaya başlamıştım. Kızımızın hastalığıyla bu kitapla daha çok sarıldım. Çünkü insan en çok otur durumlarda Allah'a sığınmak gereği duyuyor. İmtihanlar durumunda Allah'a sığınmamız gerektiğini biliyoruz. Başka elimizden bir şey gelmiyor. Elhamdülillah başka bir şey gelmiyor. İyi ki Rabbimize sığınıyoruz. Tevekkül ediyoruz. Bu anlamda Şifa-i Şerif bana çok katkısı oldu. Yani sadece Şifa-i Şerif değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hutbeleri kitabı da vardı. İşaretün Nisa kitabı da vardı. Ben onları hep o zamanlar ardı ardı okumuştum. Aylık okumalarda yapmıştım bunu. Günlük 20 sayfamı da 50 sayfamı da kaç sayfa okuyordum bilmiyorum ama okuyup bitiriyordum. Yani bunun hem içeriğini şöyle açıp bakarsan bir göstersen sayfasını. Hani çok güzel yazı puntoları var. Mesela bakın böyle cennetliklerin tasviri diye bir not da düşmüşüm. Hani kısa kısa altında hadis kaynakları. Yani gerçekten bir İslam kitabı böyle olmalı. Kısa kısa olmalı, başlıkları olmalı ve kaynakları böyle olmalı. Olmalı. Böyle de ciddi olmalı. Ya evet böyle de ciddi olmalı aynen, ki evlatlarımıza kadar çok güzel miras aynen. Kalsın. Bu anlamda o zamanlar uygun almıştık. Şimdi çok fena paralar oldu galiba şimdi ama. Yani. Ama Ramazan'da inşallah kampanya olur. Ben öyle ümit ediyorum. Bu şekilde size hani şunları genel olarak göstereceksem bunlar tavsiye ettiğimiz size kitaplar. Ama şu an gözükmüyor. Ben de onu şimdi yapamam. Şöyle tekrar gösterelim. Şifa-i Şerif, Zeynep Gazali. Gözükmüyor. Sen gözüktüğünü zannediyorsun şu an. Sen en üstteki sadece gözüküyor. Hani tekrar şöyle kaldırıp da gösterebilirsin istersen. Şöyle yakından artık parlıyor mu artık bilmiyorum arkadaşlar. Böyle bunlar size tavsiye ettiklerimiz. İşte diğer taraftakiler bizim niyet ettiklerimiz ama biraz abarttık tabii ki. Allah... Yani... Artık Allah nasip eder. Niyetimizi ettik. Hangisi olursa. Şurada mealleri de koy oraya istersen. Mealler gözükmedi çünkü. Hayır onlar değil. Şuradakini diyorum. Evet. Onlar da yine tavsiye meallerimiz açıklamalı. Evet. Genel olarak tavsiye ettiğimiz kitaplar. Ben hem böyle göstermiş de olurum. Bu şekilde daha rahat olur. Şöyle.
Bunlar benim okumak istediğim, niyet ettiğim kitaplar. Şunlar da size tavsiye ettiğimiz, özellikle şu meal. Onu da göstermiş olalım böyle. Hayırlı Ramazanlarımız olsun. Duaya biz her daim muhtacız. Birbirimize dua edelim. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sahabeye birbirinize temiz ağızla dua edin. Yani birbirinize ettiğiniz dua temiz ağızla yapılmış duada. Hiç günah işlememiş bir kişinin duası gibidir. O yüzden bizler de birbirimize dua edersek temiz ağızla etmiş oluruz. İsim olarak dua edersek daha iyi olur. Bizim kızımıza da dua ederseniz İnşallah. çok seviniriz. Allah'a emanet olun. Hayırlı Allah'a günler, hayırlı emanet. Hakkınızı Ramazanlarınız helal edin. olsun.